Yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, iyice halsiz düştünüz. Size bir şey olacak diye korkuyorum. Daha ne olacak bana Carmina? Kendimi daha ne kadar aşağılatacağım? Bu acıdan, bu utançtan kurtulmanın yolu ne? Prensesim, iyi misiniz? Ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok. Lütfen uyuyun. Yarın daha iyi hissedeceksiniz. Nasıl uyuyabilirim? Gözlerimi kapattığım anda onun bana bakan gözlerini görüyorum. Buradan kurtulacağız prensesim. Tek düşünmeniz gereken bu. Bizi bırakması için daha ne yapmam gerekiyor? Onun tek istediği beni acı çekerken izlemek. Bu oyundan sıkıldığı zaman hepimizi öldürecek. Seni, beni, Frederick'i, hepimizi. Ne olur böyle konuşmayın. Korkutuyorsunuz beni. Beni yalnız bırak. Dua edeceğim. Hünkârım, sizi rahatsız etmek istemezdim lakin mühim bir mevzu. Ne oldu? Prenses Isabella. Ne olmuş ona? Derhal atımı hazırlasınlar, geliyorum. Süleyman, ne oldu? Nereye gidiyorsun?
Nasıl başladı? Prensesin odasından başladı. Bir anda bütün köşkü alevler sardı. Neyse ki yeniçeriler yetişti. Yoksa yanarak kül olacaktınız. Hünkârım. Yangın daha fazla büyümeden, etrafa sıçramadan söndürüldü. Allah'a şükür can kaybımız yok. Prenses nasıl? Prensesin durumu kötü. Biraz korktu. Zebella iyi misin? Süleyman, nereye gittin? Beni yatağında bırakıp av köşküne, kadına mı gittin yoksa? Anlat bana. Her şeyi anlat, bilmek istiyorum. Hünkârım, size nasıl anlatsam eksik kalır. İnanın ben de bir şey bilmiyorum. Siz gittikten sonra çok öfkeliydi. Bütün gün çok üzgündü. Sonra gece birden yangın çıktı. Zor kurtardılar prensesi. Sümbüla! Hünkârım. Hatunları derhal Hatice Sultan'ın sarayına nakledin. Bir müddet orada kalsınlar. Baş üstüne hünkârım. Sen de nezaret et Bali Bey. Emredersiniz. Restu! Neyse ki prenses sağ salim kurtuldu. Yoksa elçilerine ne derdik? Müsaadenizle. Bekle. Emredersiniz hünkârım. Siz merak buyurmayın. Hayırdır inşallah. Vallahi hayır mı şer mi bilmem. Lakin bundan böyle bu hatunlar burada kalacak. Bunların hali ne böyle? Esir pazarından tutup buraya mı getirdin? Ağzını topla ağzını. Karşında bir prenses var senin. Hünkârımızın hususi misafiri. Hı. Madem öyle, burada işleri ne? Topkapı'ya götürseydin. Koskoca hünkâr sana mı soracak? Emretti, getirdik. İyi tamam, siz burada bekleyin. Ben sultanımıza haber vereyim. Hadi. Neresi burası? İbrahim Paşa'nın sarayı. Kendisi Sultan Süleyman'ın kardeşi Hatice Sultan'la evlidir. Hatice bir prenses mi? Evet, elbette. Süleyman, öldüm meraktı. Ne oldu? Bir şey yok. Neden bekledin? Nasıl bir şey yok? Gece vakit çekti. Nereye gittin? Hayli yorgunum. Yalnız kalıp uyumak istiyorum. Sümbüla, ne oluyor burada, kim bunlar? Sultanım, Prenses Isabella ve hizmetlileri. Hünkârımızın av köşkünde kalan misafirleri. Perişanlar. Ne olmuş?
Sormayın sultanım. Dün gece av köşkünde yangın çıkmış, canlarını zor kurtarmışlar. Hünkârımız buraya getirmemi emrettiler. Prenses bu mu? Evet, prenses. Geçmiş olsun. Keseye bak. Nigar kalsam. Buyurun sultanım. Misafirlerimize ihtimam gösterilsin. Hamama götürülsünler. Temiz kıyafetler verilsin, odaları da hazırlansın. Haydi. Geçin. Nerede kaldın? Hadi bahçeye çıkalım. İçim sıkıldı. Sultanım, çok önemli bir haber getirdim size. Sümbül Ağa Şeker Ağa'yı anlatırken duydum. Söyle. Al köşkünde dün gece yangın çıkmış. Orada kalan kadını alıp Hatice Sultan'ın sarayına yerleştirmişler. Orada kalacakmış artık. Emin misin? Eminim sultanım. Kulaklarımla duydum. Hünkârımız için pek kıymetli bir kadın demek. Önce av köşkünde ağırladı. Şimdi Hatice Sultan'ın yanına yerleştiriyor. Adım adım saraya yaklaşıyor tehlike. Prenses. Bu resimler, bu masa, bu salon aynı bizim saraylar gibi. Şaşırdım. Hiç şaşırmayın. Paşa Hazretleri çok düşkündür, ince zevklidir. Bahçede de heykelleri var. O heykellerin üstüne de örtülü. Mustafa. Seni misafirimizle tanıştırmak istiyorum. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim. Babam sizi buraya mı getirdi? Evet. Bir süre burada kalacağım. Aferin Mustafa. İtalyanca ilerletmişsin. Çok çalışıyorum. İbrahim gelince şaşırsın istiyorum. Çok çabuk büyüyorlar. Mehmet'i de getirseydin. Mehmet mektepte validem. Validem. Hoş geldin. Geç şöyle otur. Oturmayayım validem. Mustafa Alası'nda onu almaya gideceğim. Hem Hatice Sultan'ımı da görmüş olurum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? İyi yapıyorsun. Yalnız bırakmayın. Hatice'ye destek olun. Hürrem, istersen sen de gel. Birlikte gidelim. Teşekkür ederim. Ama gelemem. Neden? Gidin beraber. İlgilenin Hatice'mle. Bu örtüler ne halacığım? Neden örttünüz? Yıkılacak mı yoksa? İbrahim gelsin. O da olacak. Annem geldi. Hoş geldiniz. Mustafa'yı almaya geldim. Hürrem de sağ olsun eşlik etti bana. Sultanım,
Nasılsınız? Herkes sizi merak ediyor. Daha iyi. Güzel. Bu heykeller? Halam İbrahim gelince yıkacakmış. Onun için örtülmüş. İbrahim Paşa'mız buna çok üzülecek. Ama bence doğru yapıyorsunuz. Sağ ol. Lakin kimsenin fikrine ihtiyacım yok. Nigar Kalfa. Buyurun sultanım. Misafirimizi çağır. Yalnızlık çekmesin. Misafir mi var kim? Birazdan tanışırsınız. Buyurun. İçeri geçelim. Misafiriniz kim sultanım? Hanedandan biri midir yoksa? Değil. Ama kendisi hünkârımızın ziyadesiyle kıymet verdiği bir misafir. Zira burada olmasını hünkârımız istedi. Evet. İşte geldi. Prenses Isabella Fortuna. Kendisi bir süredir av köşkünde kalıyordu. Ne var ki dün gece köşkte yangın çıkmış. Hünkârımızla bizzat alakadar olup burada ağırlamamızı istedi. Prenses Isabella. Mahidevran Sultan. Mustafa'nın annesidir. Hürrem Sultan ise hünkârımızın 4 çocuğunun annesidir. Solo han venido dos de sus mujeres. Yalnızca 2 karısı mı gelmiş? Diğerleri nerede? Ne dedin? Memnun olduğunu söyledi sultanım. Hürrem. Neyin var? İyi misin? Sultanım. Müsaadenizle saraya dönmek istiyorum. Ne oldu? Midem çok ağrıyor. Gitsem iyi olacak. Tamam. Git istirahat et. Sultanım, müsaadenizle biz de gidelim artık. Hadi Mustafa. Çili verdi ama pirinç... Görüşmek üzere. Biz gidiyoruz Prenses Isabella. Sen çok iyisin. Hep böyle kal. Büyüyünce baban gibi zalim olma. Benim babam zalim değildir. Görmem için beni oraya götürdü. Hatice de o kadını karşıma getirdi. Hepsi o kadına yardım ediyor. Anne. Mihrima, duy. Bak, annene neler yapıyorlar. Sultanım, hünkârımız Valide Sultan'ın dairesine geçtiler. Anladım. Bir de Nigar Kalfa'yı gördüm. Terziden kumaşlar almaya gelmiş. Nerede şimdi?
Sen gittiğinden beridir tadı tuzu yok haremin. Yokluğun o kadar belli ki. Haremin ruhu gitmiş gibi. Ne zaman döneceksin? Yetti gayrı bu hasret. Paşamız dönsün hele. Sonra gelirim inşallah. Ben de özledim buraları. Sultanım. Nigar Kalfa. Buyurun sultanım. Niye geldin sen? Sultanım, prenses için birkaç kumaş seçtim. Yangında her şey yanmış. Kıyafet dikilecek. Ha, Nigar. Orada benim gözüm kulağım olacaksın. O kadının attığı her adımı bilmek istiyorum. Hünkârımız oraya gelirse bana haber vereceksin. Anladın mı? Her şeyi bilmek istiyorum. Sultanım, bana güvenmeniz için çok yalvardım. Lakin siz beni hainlikle suçladınız. İnanmadınız. Şimdi neden güveniyorsunuz? Kendini affettirmen için bir fırsat bu. İyi kullan. Hürrem. Ne yapıyorsun sen burada? Pek iyi değildim, merak ettim. İyi misin? İkimiz de neden burada olduğunu biliyoruz. Nedenmiş? Beni o kadının yanına bilerek götürdün. Şimdi tadını çıkartmak için geldin. Yalan değil. Bu halinden keyif aldım. Sana acıyorum. En azından benim kıskanacağım biri var hayatımda. Sana benim yaşadıklarımı sen de yaşayacaksın demiştim. Gözlerini gördün değil mi? Nasıl bakıyor? Git buradan. İşte o kadın senin sonun olacak. Ben sen değilim Aydevran. O kadar kolay değil. Adım kadar eminim. Sen de hata yapacaksın Hürrem. Benim yaptığım hataları... Sen de yapacaksın. Yapmayacağım. Yapacaksın. Çünkü bu senin elinde değil. Sen böyle birisin. Onu kaybedeceksin. Süleyman'ı kendi ellerinle o kadına teslim edeceksin. Bugün Maydevran Sultan'la Hatice Sultan'ı ziyarete gittiğimde sarayda prensesi gördük. Başına gelenleri öğrendik. Neden o sarayda kalıyor? Madem o kadar kıymetli bu prenses. Burada misafir etseydik ya hünkâr. Buraya gelmesi uygun değildir. Burada görülmemesi gerek. Neden? Gizli mi kalması lazım? Evet. Bu mevzu daha fazla konuşmak istemiyorum. Gel içeri geçelim. Hayli yorgunum, dinlenmek istiyorum.
Altyazı M.K.